Bizimki biraz yeteneksiz olduğu için o konularda pek iyi değil o yüzden. Bunu söylerken tabii bununla dalga geçenler oldu. Komik bulanlar oldu tabii rakip takımlardan ama ben öyle hissediyorum. Malazgirt'in 3 atlısı derler ya, benim Malazgirt'in 3 atlısı onlar. Alparslan hoş geldin. Merhabalar. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek kuru fasulye pilav. Genelde futbolcular eşimin yaptığı diye başa da onu belirtir. Bizimki biraz yeteneksiz olduğu için o konularda pek iyi değil o yüzden. Alparslan Öztürk'ün kendinde en sevdiği huyu? Kendimde en sevdiğim huyum sahipleneceğimdir, koruyucumdur. Sevdiğimi her şeyden korurum ve ona bir zarar gelmemesi için elimden geleni yaparım. En sevdiğim huyum bu. En sevmediğin huyun da kendinde? İkinciyimdir. Yani affetmem. Alparslan Öztürk'ün en sevmediği yemek? Valla soğan ve sarımsak içeren her şeyi sevmiyorum ya. Yani o ikisi benim için no. Dizilerle aran nasıl? Filmlerle? En son hangi diziyi ya da filmi izledin? Ya diziler değil de ben daha çok kitap okuyorum. Ya dizilerle pek ben en son hangi diziyi izlemiştik? En son hatırlamıyorum bile yani. Uzun zaman oldu. Ne tarz okursun? Şu an Don Quixote okuyorum, inanır mısın? Futboldan kazandığın ilk parayla ne yaptın? Aileme verdim. Yani o zamanlar tabii zaten küçüktük. Pek bizlik bir durum yoktu yani, ailemize verdik. Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcular kimlerdi? Birlikte oynadığım en yetenekli... Ya birçok isim var. Tabii listenin başında Arda Turan geliyor. Ve ikinci olarak da Feghouli'yi söyleyeceğim. Yani gerçekten beni inanılmaz etkiledi yani yetenekleriyle. Arda Turan 1, Feghouli 2. Alparslan Öztürk için hayatta olmazsa olmaz dediği 3 şey. Olmazsa olmaz tek bir şey var. O da vatan. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. 2, ailem. 3 de dinim diyeyim. Biraz böyle marjinal oldu ama samimi duygularımla söylediğim şeyler. Böyle futbolcular gençlik dönemlerinde hep idol alırlar kendilerine. Senin de gençlik dönemlerinde örnek aldığın isim kim? Ben küçüklükten beri yani biraz da babamın yönlendirmesiyle tabii de benim idolüm hep Ünal Karaman oldu. Sonradan Göztepe'de beraber çalışma şansımız oldu. Ünal hocama da buradan sevgiler saygılar. Benim en büyük idolüm her zaman Ünal Karaman'dı. Alparslan bir hakkım var. Avrupa'da hangi takımın formasını giymek isterdin? Valla bu soruyu geçen sene sordular Galatasaray forması giyerken. Ben zaten Avrupa'nın en büyük takımında oynuyorum dedim ve şu anda hala aynı cevabı vermek istiyorum. Ben zaten hala Avrupa'nın en büyük takımının futbolcusuyum. Bunu söylerken tabii bununla dalga geçenler oldu. Komik bulanlar oldu tabii rakip takımlardan ama ben öyle hissediyorum. Çünkü ben Avrupa'da doğma büyümeyim ve Avrupa'da Türk takımlar dediklerinde ilk akla gelen Galatasaray oluyor. Avrupa'da da gittiğimiz her yerde, dünyada gittiğimiz her yerde herkes Galatasaray'ı tanıdığı için benim için öyle. Messi mi Ronaldo? Sonuna kadar Ronaldo. Neden? Sonuna kadar. Çünkü Ronaldo, bence Ronaldo bize daha yakın Ronaldo. Yani bir kere inanılmaz profesyonel, disiplinli ve Ronaldo'nun olmazsa olmazları var. Yani bir limiti var. Messi'de o yok. Karakter, kişilik anlamında söylüyorum. Böyle devamlı dinlediğin yerli sanatçılar, yerli şarkıcılar kimler? Sevdiğin? Ya devamlı dinlediğim olmazsa olmaz üçlüm var benim işte. Herkesin bildiği gibi. İşte Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş. Malazgirt'in 3 atlısı derler ya. Benim Malazgirt'in 3 atlısı onlar. En etkilendiğin stat? Nef stadyumu. En iyi taraftar grubu? Traslan. Alparslan ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Gerçekten sağ bizi kırmadın. Çok sağ ol.